Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 13 Ağustos 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Her 3 şarj istasyonundan biri Hollanda'da. Değerli dinleyiciler, elektrikli araç şarj istasyonları giderek yayılıyor. Ancak yayılma hızı bazı ülkelerde daha yüksek. Avrupa'daki şarj noktalarının %30'u Hollanda'da. 190 bin Hollandalı'nın kendi evinde şarj ünitesi var. Buzul inisiyatifi İsviçre hükümetine takıldı. İsviçre alplerindeki buzulların hızla erimesine karşı oluşturulan buzul inisiyatifi Bern yönetimine bir öneri sundu. Hükümet ise talepleri olumlu karşılamakla birlikte inisiyatifin bazı konularda fazla ileri gittiği görüşünde. İnisiyatif fosil yakıt tüketiminin 2050'den sonra yasaklanmasını talep ederken İsviçre hükümeti ekonomik olduğu ve insan sağlığını tehdit etmediği sürece fosil yakıtların kullanılabileceği görüşünde. Ekonomi az enerjiyle büyümeli. Değerli dinleyiciler, Enerji Günlüğü yazarı Dr. Neşat Tamzok, Türkiye'nin demircilik, inşaat veya çimento gibi enerji yoğun sektörlere dayanı büyüme modelini eleştirdi. Daha az enerji tüketerek de büyünebileceğini ifade eden Dr. Neşat Tamzok, daha az enerji kullanan katma değerli ürünlere yönelmenin önemine işaret etti. Dr. Neşat Tamzok'u dinliyoruz. Bizim büyüme modeli daha çok enerji yoğun, işte demir çelik gibi, inşaat gibi, işte yani çimento mesela çok yüksek bir enerji tüketimi söz konusu. Dolayısıyla büyüme modelini katma değeri daha yüksek, düşük enerji yoğunluklu sektörlere yönlendirmek suretiyle yeniden belirlemelidir. Ve aslında dünyada işte Çin de dahil pek çok ülkede, Hindistan da dahil o yöne doğru diyor. Bizim hala bu sektörlerde inat etmemizin gerekli olmadığı düşünüyorum. Ben sonuç olarak Türkiye fosil yakıtlardan işte daha yeni kaynaklara doğru yol almak durumundadır. Enerji Günlüğü yazarı Dr. Neşat Tamzok'un enerji verimli ekonomik büyüme modeli önerisini dinledik. Petrolde 80 dolar beklentisi. Goldman Sachs, Brent petrol için yıl sonu beklentisini değiştirmedi. Tahminlerini 80 dolarda sabit tutan Goldman Sachs'a göre, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin çağrısına rağmen OPEC Plus ülkeleri petrol üretiminde artış yapmayacak. Sayın dinleyiciler, Uluslararası Enerji Ajansı Temmuz ayı petrol piyasası raporunu yayınladı. Rapora göre küresel petrol talebindeki büyüme trendi geçtiğimiz ay aniden tersine döndü. Pandemide kötüleşen genel gidişata işaret eden ajans, küresel petrol talebi tahminini 2021 yılı için 96 milyon 150 bin varile çekti. Jeotermal santrale güneş dopingi. Yerka Elektrik Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki jeotermal enerji santralinin iç tüketim ihtiyacını karşılamak amacıyla bir güneş enerji santrali kurmayı planlıyor. 12 hektarlık alanda kurulacak tesisin kurulu gücü 7,5 megawatt olacak. Proje 27,6 milyon liraya mal olacak. Rüzgarın elektrikteki payı %10'u aştı. Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre 2021 yılı Temmuz ayında elektrikte toplam kurulu güç 101 megawatt artışla 98.264 megawatta ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynakların payı %64.6 olarak gerçekleşirken rüzgarın payı %10 sınırını aştı. Boru hattını tehdidi ihbar edene ödül. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni yayınladığı yönetmelik, boru hatlarının tasarım, inşa ve güvenliğini daha ileri taşımayı hedefliyor. Yönetmelik kapsamında boru hattı tesislerinin meydana gelebilecek muhtemel tehditlerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak ihbarlar için ücretsiz ihbar hattı kurulacak. Doğru ihbarlarda bulunanlar ödüllendirilecek. Değerli dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde kömür üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre %6.2 artarak 11.8 milyon ton oldu. Kömür üretimi yıllık bazda ise %3 artış gösterdi. Avrupa Birliği İspanya'nın teklifini reddetti. Avrupa Komisyonu İspanya hükümetinin hız artan toptan elektrik fiyatlarına tavan koyulması talebini reddetti. Avrupa Birliği Komisyonu mevcut uygulamanın en verimli, en basit ve en kolay yöntem olduğu görüşünde. Leningrad'da nükleer yakıt tahliyesi. Değerli dinleyiciler, Rusya'da 3 yıl önce emekliye ayrılan Leningrad nükleer santralinin reaktör çekirdeğindeki tüm yakıt boşaltıldı. Yakıtın bölgede halen faaliyet gösteren iki farklı reaktörde kullanılması planlanıyor.
ve petrol fiyatları. Uluslararası piyasalarda durgun bir gün geçiren Brent petrol $71 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 14 Ağustos 2021 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 448.14 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 20-21 aralığı için 600 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 06.07 dilimi için 360.34 TL olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.